Birçok ürünün yer aldığı listede özellikle bölgemiz için büyük önem taşıyan muzun 145.8 olan gümrük vergisinin %7'ye çekilmesinin sektörde kısa süreli bir panik havası yarattığını belirten Şahin, ancak indirim oranlarının yanı sıra vergilere toplu konut fonu uygulamasıyla oranlar daha da artırıldı dedi. Şahin, konuyu halen Ankara'da en üst düzeyde takip ettiğini belirterek üreticimizin gönlü rahat olsun dedi. Ses gidiyor mu? Geliyor. Çok değerli ticaret odamızın yönetim kurulu. Bu durumda ithal ürünlere karşı yerli ürünlerin daha iyi korunmasının amaçlandığına dikkat çeken ALSO Başkanı Mehmet Şahin, bir yandan gümrük vergilerinde indirime gidilirken, bir yandan da bu ürünlere toplu konut fonu getirilmesi esasında yerli üreticiyi koruma amaçlı bir düzenleme. Artık Türkiye ithal cenneti olmayacak, yerli üretim daha fazla değer kazanacaktır. Ben bu konuyu Ankara'da birebir takip ediyorum. Üreticimizin içi ferah olsun. Devletimiz özellikle pandemi sonrasında kapalı alan muz yetiştiriciliğine büyük destek verdi. Tarihin en yüksek ekim oranını yaşıyoruz. Bunlar yapılırken ithal ürünlerin ülkemize kolay girişinin de önüne geçilerek sektöre daha fazla destek verilmek amaçlanıyor diye konuştu. Şahin, uygulamanın hayata geçirilmesindeki emekleri nedeniyle de Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere karara imza atan tüm kabine mensuplarımıza teşekkür ederim dedi. Evet.